Sevgili seyirciler merhaba. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle beraberim. İş dünyası ve ekonomi programlarına tekrar başladık. Ama geçen programlarda Cumhuriyet Gazetesi yazarı olarak sizin karşınızdaydım. Şimdi Aydınlık Gazetesi yazarı olarak karşınızdayım. Ve Ulusal Kanal Aydınlık ailesine katıldığım için de çok memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin bugün soluk almasının sebebi, bugünlere gelmesi, kumpaslar ve birçok davaların çürümesine sebep olan disiplinli gücüyle İşçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin çabaları bu konuda yadsınamaz. Bu çabalar, bu katkılar olduğu için bugün ülkemiz bir yerlere gelme umudunu taşıyor. Bu nedenle bu aileye katılarak ben de bir vefa borcunu ödemek istiyorum ki çok önemli gayretlere bir katkıda bulunabilmek adına. Çünkü Türkiye gerçekten son derece kötü bir duruma gidiyor. Ekonomik krizi bekliyoruz. Siyasi gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Atatürk Haftası olması nedeniyle de Atatürk'ün baş öğretmeni olarak, baş öğretmenin oğlu olarak da bu Atatürk Haftası'nda Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Ama bunu konuşurken de bir ekonomist değil ama o dönemi çok iyi bilen, Atatürk dönemini yakın tarihi çok iyi bilen siyasetçi, devlet adamı, eski turizm bakanı, yazar, kamu yönetimi doktoru ve gerçekten Atatürk dönemini çok iyi bilen Alev Coşkun'la konuşacağız. Ben öncelikle hoş geldin diyorum Alev Bey. Şeye geçmeden bir videomuz var, onu izleyelim. Tamam. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Sevgili seyirciler, İş Dünyası ve Ekonomi programı başlıyor. Bir videomuz var, onu izleyelim. Sonra sohbete başlayalım. ...1919'da işgal birlikleri tam da Fatih'in İstanbul'a girdiği kapıdan girerek İstanbul'u işgal etmişti. O zamanlar İstanbul demek Türkiye demekti. Ülkemiz adım adım işgal edilirken bu halk Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. O dönemde Osmanlı'dan kalma borçlar sebebiyle ülke borç batağındaydı. Bu borçların hepsi sahiplenildi ve bir ülke sil baştan yeniden yaratıldı. Ulaşım, enerji, iletişim gibi birçok hayati sektörde ülkemiz gibi işgal altındaydı. Bu şirketler teker teker yabancılardan satın alındı ve ülke ekonomisine kazandırıldı. Endüstri devrimiyle dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Türkiye'ye can verecek endüstriler, fabrikalar kuruldu. Hem yabancılardan satın alınan hem de yeni kurulanlarla birlikte ülkenin enerji kaynakları işler hale getirildi. Türkiye ekonomisi nefes almaya başladı. Ekonominin çarklarının sağlıklı dönebilmesi için 13 yılda 13 büyük banka ve ilk milli sigorta kuruldu. Her banka tarıma, sanayiye, yeni yatırımlara ve tabii ki halka ayrı ayrı can verdi. O dönemde demir yollarımızın tamamı yabancılara aitti. Hepsi satın alınarak ülkeye geri kazandırıldı. Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla örüldü. Savaştan çıkmış ülkemizde yoksullaşan köylüler için toprak reformu başlatıldı. Ülkenin varlıkları halkla paylaşıldı. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bu sayede tarım ekonomiye can kattı, köylü milletin efendisi unvanını aldı. Yine yabancıların elindeki limanlar, tersaneler satın alındı, yetmedi yenileri yapıldı. Büyük bir diriliş yaşandı ve ekonominin her çarkı halk yararına dönmeye başladı. Ta 1926'da bugünün Türkiye'sinde bile yapılamayan yapıldı. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı. Yolcu, savaş ve ambulans uçakları üretildi. Türkiye Avrupa ve Orta Doğu'ya uçaklar sattı. Uçakların testi için Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük rüzgar tüneli inşa edildi. Çünkü istikbal göklerdeydi. Evet, Ali Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Atatürk dönemini, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını, ilk 10 yılını, ekonomisini konuşmak istiyorum. Gerçi siz ekonomist değilsiniz ama bir ekonomi kitabı yazdınız.
Önce nasıl oldu bu onu şey yapalım. Çünkü sizin birçok kitabınız var. Ben çok önemli bu kitabı göstermek istiyorum. Altına gerçekten tarihe not düştü bu kitap. Ama liberal ekonominin çöküşü, küresel krizde Atatürk dönemi de var. Bu dönemin irdelenmesi var. Siz hukukçusunuz, siyasetçisiniz, devlet adamısınız, kamu yönetimi doktorusunuz, Atatürk yazarısınız. O dönemi hakikaten en iyi bilen kişilerden birisi. Bu ekonomi kitap nereden çıktı? Bu kitaplar nasıl doğdu? Efendim şimdi ekonomi kitabı dikkat ederseniz liberal ekonominin çöküşü. Yani 2007'de dünya ekonomik krizi başladığı zaman 2007'den bugün 2014, 7 yıl geçti. Kriz hala etkisini devam ettiriyor. Yani tam manasıyla çözülmüş değil. Ben bu krizi aldım hele. Bu krizi aldım, küresel kriz olarak etkilerini tartıştım. Bir de bu kitapta Atatürk döneminin ekonomi politikası da vardır. Çünkü benim siyaset bilimci veyahut da kamu yönetimci tarafım olduğu kadar doktora tezim ekonomik kalkınma ve özellikle planlı karma ekonomi üzerindedir. O bakımdan onu bir şekilde soktuk. Halen yani bizim iddiamız, bu kitabın iddiası şudur. Dünyadaki ekonomik krizler devam ediyor. Dünya tekrar ulusalcı, kamuya dayalı bir ekonomik sisteme doğru gidiyor. Ülkeler kaymak zorundadır. O da karma ekonomi. O da karma ekonomi. İşte kısaca özeti bu. Ama siz bana Atatürk'ün 1923'ten itibaren 1923-1939 arası ekonomi durumu konuşacaksak o ayrı bir konu. Evet, onu konuşacağız. Ama onu şöyle bölümlemek istiyorum sohbetimizi. Osmanlı'nın son 10 yılı var. Evet. Bu 10 yıl savaşlar, borçlar, gerçekten ekonomik yönden de çalkantılar. Ondan sonra Cumhuriyet kuruluyor. Evet. Cumhuriyet kuruluşunda en önemli iki dönem var, iki olay var. Biri Lozan, daha doğrusu İktisat Kongresi, Lozan, ondan sonra da yapılanlar. Doğru. Bir Osmanlı'nın son 10 yılını ekonomik olarak analiz edelim. Şimdi Osmanlı ne durumdaydı? Şöyle söyleyelim, 9 Eylül 1922 İzmir'e Kuvayi Milliye ordularının, Atatürk'ün liderliğindeki büyük orduların, milli kurtuluş ordularımızın İzmir'e girişi ve zaferin kazanılması. O tarihte 10 yıl geriye gidersek 1912. 1912'de Balkan Savaşı'nın başlangıcıdır. Balkan Savaşı'ndan hatta biraz daha geriye gitmek lazım. Birinci Dünya Savaşı ondan sonra geliyor. Bu çerçevede baktığımız zaman Türk toplumu 10-12 yıldır savaş halinde. Savaş yorgunu. Hemen bütün ailelerden şehitler var. Ekonomiye bakarsak nüfusu o günkü nüfus yani 9 Eylül 1922'deki nüfus 12 milyon civarında. Erkek nüfus azalmış. Savaşlardan dolayı yitirmişiz. Osmanlı'dan devir alınan ekonomik yapı çok zayıf. Tarıma dayalı bir ekonomi. Nüfusun %80'inden fazlası tarımla uğraşıyor. Feodal ilişkiler devam ediyor. Çiftçi yok, rençber var. Çiftçi yok, rençber var. Kapitülasyonlar devam ediyor. Daha Lozan'a gelmemişiz. Nedir kapitülasyonlar? Ticaret ve sanayi yaşamında yabancı şirketlere verilen ayrıcalıklar. Ayrıcalıklar. Vergi ayrıcalıkları, teşvik ayrıcalıkları, her türlü ayrıcalıklar. Tabii bu kapitülasyonlar bildiğiniz gibi 1882'lerden başlıyor. Hatta 1838'deki Baltalimanı Anlaşması'ndan başlıyor. Şimdi işte böyle bir
yorgun bir imparatorluk. Mesela 1916'da, bu kitabımda vardır, 1916 yılında bir yabancı ekonomist, Alman ekonomist zannediyorum, Alman, Türkiye'nin ekonomik, o günkü toplumun ekonomik durumunu şöyle anlatıyor, çok çarpıcı. Bizim uzun uzun konuşmamıza gerek yok. Diyor ki, genel olarak Türkiye'nin sanayi yapısı ve düzeni bir orta seviyedeki bir Avrupa devletindeki orta dereceli bir sanayi şirketinden daha düşüktü. Dikkat edin. Bir şirkete indirgiyor. Bir şirkete indirgiyor koskoca devleti. Ve Türkiye o zaman 1920'lere kadar Türkiye un, yani buğdayını, kerestesini, toplu iğnesini dahi dışarıdan alıyor. Şimdi yerli sanayi yok. Yerli sanayi yok. Bakın bunu dile getiren Eski Saat diye bir kitap vardır. Eski Saat. Yani Eski Saat, yani Eski Saat demek eski zamanlar. Yazarı Atatürk'ün döneminde başyazarlık yapmış olan, Atatürk'e çok bağlı olan Fahri Rıfkı Atay. Fahri Rıfkı Atay'ın o kitabından bakın ne diyor. Her şeyi bu kapitülasyon sistemine ve o günkü toplumun ekonomik durumunu bundan daha güzel özetleyen belki bulamayabilir. Buluruz da ama çok güzel özetliyor. Bakın ne diyor. Osmanlı'da tatil olan cuma günleri Türk bayrağı yalnız resmi dairelerin direklerinde görülebilirdi. Tamam. Onun dışında bütün bankalar, ticaret binaları ve kuruluşlar, atölyeler, binbir çeşit bayraklarını, yani yabancı bayrakları demek istiyor, binbir çeşit bayraklarını pazar günleri direğe çekiyorlardı. İşlerinde hiçbir Türk bayrağı yoktu. Demek ki bütün bu ekonomik kuruluşlar yabancıların elinde. Demir yolları yabancıların elinde, limanlar yabancıların elinde. Ticaret azınlıkların elinde. Ticaret azınlıkların elinde, işte Türkiye bu. Osmanlı İmparatorluğu bu haldeyken, evet, savaş kaybetmiş, zaten her şey Kırım Savaşı ile başladı. Dış borçları var. Siz yazdınız, Kırım Savaşı'nı yazdınız. Düğün-i Umumiye var, kapitülasyonlar var. Düğün-i Umumiye en önemli. Çok önemli. 1884 falan. Bütün Düğün-i Umumiye nedir? Düğün-i Umumiye Osmanlı Devleti'nin bütün vergilerine el koyuyor. Çünkü Osmanlı Devleti o kadar borçlanmış ki. Ödeyemiyorum diyor. Ödeyemiyor borçları. Peki madem ödeyemiyorsun diyor, bu vergileri ben toplayacağım. Önce ben paramı alacağım, ondan sonra kalırsa sana vereceğim. Bu halde bir Osmanlı İmparatorluğu var. Evet. Artık çöküş döneminde bir cumhuriyet kurulacak. Atatürk ve dava arkadaşları, evet, bu cumhuriyeti kurmayı başarıyorlar. Bize çok güzel bir yurt armağan ediyorlar. Evet. Neden biz şu anda kısaca Osmanlı'ya özeniyoruz? Hani Osmanlı'da 1800'lerden itibaren şimdi, bir efendim, çabalar var ama Osmanlı çökmek üzere. Yani artık bu renk kimseye gelmez. Şöyle söyleyeyim. Şimdi emperyal yaşamı, hayatı yaşamış toplumlar, tarihlerinde imparatorluklar görmüş toplumlar, tabii ki o imparatorluğun şahikasını severler. İngiliz İmparatorluğu. Efendim, büyük Roma İmparatorluğu. Yani Osmanlı'yı da bizim hemen elimizin tersiyle itmeyelim. Osmanlı da çok önemli. Osmanlı ilk dönemleri bütün Avrupa'nın yarısını elinde tutan, yarısına hükmeden büyük bir devlet. Fakat Osmanlı'nın son 200-250 yılı çöküş ve devamlı geriye gidiş. Toprakları kaybediyor. Topraklar kaybediyor, ganimetler ekonomi biliyor, yok, eğitim yok ve yoğun bir şey, din-devlet ilişkisinin iç içe olduğu, kutsal değerlerin her konuda kullanıldığı bir noktada ve yabancılar, İngilizler bir taraftan, Fransızlar, Almanlar ve Ruslar.
onlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Osmanlı yaşayabiliyor. Yoksa çoktan parçalanacak. Şimdi 1923 biz iyi değerlendiremiyoruz. Aslında 29 Ekim 1923 çok önemli, büyük bir devrimdir. Bir de var, bu devrimin altyapısında anti-emperyalist bir karakter var. Yani mazlum milletlerin ilk kurtuluş savaşı. Dünyada ilk kurtuluş savaşı. Emperyalizme karşı ilk büyük savaş. Ve bu kazanılıyor. Çünkü bu 1919 ile 1922 arasındaki bu dönemde herkes Atatürk'e, Mustafa Kemal, o zaman Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'e diyorlar ki sen nasıl ya baş edeceksin? Bir tarafta Fransızlar, bir tarafta İngilizler, bütün dünyayı etkileyen bu süper güçlerle nasıl mücadele edeceksin? Neyinle mücadele edeceksin? Ordun yok, hiçbir şeyin yok, paran yok. Bir taraftan da karşıda padişah var, isyanlar var. Bütün bunlara rağmen bu anti-emperyalist mücadele kazanılmış, kazanılmış. Şimdi bu bir devrimdir. Her devrim sosyolojik bir kuraldır. Nasıl ki fiziğin kuralları varsa, matematiğin kuralları varsa, sosyolojik, toplumsal yaşamımızın da kuralları var. Toplumsal kurallar şudur. Her devrim karşı devrimini yaratır. 1923'te Cumhuriyet ilan edildiği zaman zaten meclisin içinde karşı devrimciler vardı. Şimdi bu karşı devrimciler demokratik sisteme girdikten sonra özellikle kutsal din duygularının istismar edilmesi bizi, bir kısım insanları, yapılan bu büyük mücadele, büyük bir devrimi küçümseme, yanıltsama, yanlışlara götürme, tersine çevirme, alternatif tarih yaratma gibi bir girişimin içine girdiler. Ve Osmanlı'yı, Osmanlı zaten yani zaten yıkılmıştı. Yıkılmıştı zaten. İngiltere, bitmişti. Fransa hepsi bölecekti. Şimdi onun için bizim de onlara karşı bu devrimin önemini anlatmamız lazım. Bu devrim büyüktür. Bu devrim bütün İslam dünyasında, bütün Orta Doğu'da var mı başka bir cumhuriyet? Laik ilkelere dayalı başka bir cumhuriyet var mı? Irak'a bakalım, Suriye'ye bakalım, İran'a bakalım. Sadece rejim olarak, siyasi bir rejim olarak değil, ekonomi olarak. Tabii ekonomik olarak. Tam bağımsızlık, ekonomideki bağımsızlıktan geçer ve yerli üretime dönme fikriyle var. Doğru. Ve İktisat Kongresi de, İzmir İktisat Kongresi İzmir de bunlar. İzmir İktisat Kongresi tabii çok önemli bir adım. Hemen dikkat ederseniz şeyden sonra, yani savaş kazanıldıktan sonra Lozan'a çağrılıyor. Lozan'a çağrılığı zaman 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Ondan sonra Lozan başlıyor. Lozan bir ara inkıtaya uğruyor. Aralık şey. İşte Lozan'dan önce Mustafa Kemal'in 25 Aralık 1922'de, Lozan Şubat'ta başladı biliyorsunuz müzakereler. 1922'de Atatürk'ün Fransız Le Journal gazetesine verdiği bir beyanat var. Ben çok önem veriyorum. Çünkü orada bütün ışıkları veriyor Atatürk. Atatürk diyor ki, Türkler kapitülasyonların devam etmesinin kendilerini çok yakın bir gelecekte ölüme götüreceğini pek iyi anlamışlardır. Türkler esir olarak yok olmaktansa son nefesine kadar mücadele etmeyi ve ekonomik bağımsızlığı kazanmayı kendilerine şiar edinmişlerdir diyor. Yani bu zaten Lozan'ın, dikkat ederseniz Lozan'dan önce söylüyor bunu, Lozan'ın kurallarını koyuyor. Lozan aslında sadece siyasi bir mücadele değildir. Evet. Lozan'ın kökeninde ekonomik mücadele var. Kapitülasyonla mücadele var. Kapitülasyonların kaldırılması mücadelesi var. Evet. Peki Lozan'dan çıkan sonuçlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ne yönde? Efendim Lozan Cumhuriyet'in bir tapu senedidir. Lozan bütün, bakın, son 100 yıllık Osmanlı'yla ilgili, Türklerle ilgili birçok anlaşma
yırtılmış ve tarihin çöp sepetine atılmıştır. Ama Lozan hala yaşıyor. Çünkü Lozan, Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarını tespit etmiştir. Lozan, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tespit etmiştir. Lozan, Türkiye'nin hukuki bağımsızlığını tespit. Hukuki bağımsızlık demek önemli. Çünkü yabancılar burada herhangi bir iş, bir suç işledikleri zaman Türk mahkemelerinde yargılanmıyorlar. Lozan, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta bir önemli bir sınır taşıdır. Onu kaybettiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti de yok olur. Büyük bir mücadeledir. Büyük bir mücadele ve ekonomik anlamda işte Mısır sorunu burada var. Savaş zararlarının tazmini var, dış borçlar var. Savaş zararları var, borçların tasfiyesi var, nüfus değişimi var, her şey var. Petrol gelirlerinin... Şimdi mesela nüfus değişimi iyi söylediniz Sayın Pamukoğlu. Mesela şimdi bugünlerde o ikinci cumhuriyetçi yazarlar, efendim mübadele oldu da, çok oldu da Rumlar oradan gittiler de bilmem. Ya kardeşim Lozan'da bunu isteyen karşı taraf yani Yunan delegesi istiyor. Tabii. Yunan delegesi diyor ki bir savaş yaptık. Yunanistan'daki Türkler Anadolu'ya gelsin. Anadolu'daki Rumlar da Yunanistan'a gelsin. Onların mallarını gelenlere verelim. Siz de onların mallarını gelenlere ver. Bunu isteyen kendileri yapım yani bu bir baskıyla yapılmış bir iş değil. Yani bunu da böyle Rum sayısı fazla olduğu için 400 bin Türk geliyor. Evet. Rumların 1 milyondan fazla. Onun için işte arada fark. Ama kardeşim onlar kendileri istiyorlar. Hatta bunun için karma komisyon kuruluyor. Karma komisyon bu işi yürütüyor. Aslında bu nüfus değişimi iyi ki de olmuş. Çünkü milli tüccar kavramı var. Azınlıkların elinde ticaret. Şimdi milli evet tüccar o tabii olur. O onlara girdiğimiz zaman hemen bu ikinci cumhuriyetçiler itiraz ediyorlar. Ama burada siyasi bir hareket var. Karşı taraf ve bütün dünya Lozan Anlaşması da bunu kabul ediyor. Neden? Çünkü Yunan işgal güçleri Anadolu'ya çıktığı zaman bütün Ege bölgesini işgal ettiler. Orada yaşayan Rumlar bu işgalci güçlere yardım etti. Onlar kaybettikleri zaman savaşı köyleri yakıp giderken Rumlar, oradaki azınlık Rumlar yardım etti. Tabii arada ayrıcalıklar olanlar olabilir. Tabii bu büyük bir çelişki yarattı. Aynı zamanda Yunanistan'da yaşayan Türkler de bu çatışmadan, bu büyük ihtilaftan dolayı zarar gördüler. Onun için barışçı bir şekilde bunlar mübadele oldu. Bir de nüfus değişimine bağlı olarak Lozan'ın en önemli sonuçlarından biri dış borçlarda. Tabii. Türkiye'ye ait olan kısım 130 milyon lira borç var. Evet. Ama Türkiye toprakları kaybettiği için Osmanlı, Türkiye'ye ait olan kısım 80 küsur milyon borca da bağlandı. Yani savaş zararının ödenmesi, borçların tabii düşürülmesi, vadeye bağlanması falan hep Lozan sayesinde oldu. Lozan. Şimdi Lozan'ın bence İzmir İktisat Kongresi, sizin programınızla çok ilişkili olan İzmir İktisat Kongresi ki 16 gün sürer yani çiftçiler var, işçiler var, köylüler var, esnaf var filan. Orada Mustafa Kemal'in Atatürk'ün söyledikleri çok önemli. Yani zafer kazanmış, daha yeni kazanmış. Bir sene olmamış zafer kazanalı. Büyük bir zafer kazanmış. Bakın ne diyor. Kılıç ile zafer kazananlar, sabanla zafer kazananlara yenilmeye mahkumdurlar. Dikkat edin, burada üretim ekonomisine önem veriyor. Yani siyasi ve şunu söylüyor, siyasi ve askeri zaferler ne kadar parlak, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferle desteklenmedikçe, taçlandırılmadıkça kazanılan başarılar yaşayamaz. Çok önemli. Tam manası bir ekonomist yani. Ve ekonomiye gerçekten çok önem veriyor ve ekonomide tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Ama bunu yaparken de bir eleştiri var ya devletçi politika. Evet. Aslında karma ekonomiyle özel sektörün önünü kesmiyor. Kesmiyor. Yabancı sermayenin önünü kesmiyor. 1923-1930 bana göre
liberal ekonomi çerçevesinde toparlanma ve kendini bulma, milli ekonominin yaratılması konusunda kendini bulma dönemidir bana göre. Ki bunu sadece birçok ekonomist de belirtiyor. Çünkü bu dönemde bildiğiniz gibi bir defa tekeller, yabancıların elinde bulunan tekeller devletleştiriliyor. Mesela en önemlisi tütün tekeli. Reji. Tütün rejisi devletleştiriliyor. Ondan sonra devletin bütçenin 1/3'ünü temsil eden, 1/3'ünü kapsayan aşar vergisi köylü yıkan. Onun üzerinde bir baskı olan aşar vergisi kaldırılıyor. Hayvan vergisi kaldırılıyor. Demir yolları seferberliği, limanlar geri alınıyor. Ziraat Bankası geliştiriyor, İş Bankası kuruluyor. Yani şimdi bu dönem adeta ulusal bir özel sektör yaratmak ve ulusal ekonominin koşullarını yaratmak. Mesela çok bildiğiniz gibi ünlü sol sosyalist düşüncelere de sahip olan ekonomist Korkut Boratav bu dönemi şöyle tanımlıyor. Açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden yapılanma dönemi. Gerçekten de öyle. Ve Ali Bey, yeniden yapılanma yapılırken sanayiye, üretime, yani yerli sanayi kuruyor. Evet. Üretimden sağlanan tasarruflar yeniden sabit sermaye yatırımlarıyla üretime kazandırılma. Evet. Ulusal bir sermaye işte. Özellikle demiryolu politikası bu dönemde son derece önemli. Bütün yabancıların elindeki demiryolları satın alınıyor. Ayrıca yani demir yolları 10 yıl içinde %60 fazlalaşıyor. 3000 kilometre civarındaki demir yolu 6000'e falan çıkıyor. Eski başbakan, yeni cumhurbaşkanı demir yolları nereden falan? Şimdi sayın cumhurbaşkanı, eski başbakan zaten şeyden okur Prontur'dan. Nutuklarını. O tahtadan okuyor. Ama iyi okuyor. Onun background'ı yok yani. Onun özgeçmişi yok. Onun alt tabanı yok. Onu bazı uzmanlar, bazı nutuk yazıcıları diyorum ben onlara, hazırlıyorlar, veriyorlar. Ne bilmiyor yani. Bu konuların, ben açık konuşuyorum bakın burada. Diyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'dan sonraki ekonomik yapısını herhangi bir kitabı okuduğunu zannetmiyorum. Okusa böyle konuşmaz çünkü. Yani o dönemin ekonomik hamlelerine vefasızlık yapamaz. Şimdi bakın, demir yolları için bu söyledikleri var ya, bugün geçecek, bugünler geçecek. 50 yıl sonra o da olmayacak, biz de olmayacağız. 50 yıl sonra. Ama 50 yıl sonra siyaset bilimciler, tarihçiler, ekonomi tarihi yazarları Tayyip Erdoğan'la adeta biraz şey yapacaklar, gülümseme yapacaklar yani. Bıyık altından gülecekler, hiçbir şey bilmiyormuş diye. Çünkü veriler, rakamlar onu reddediyor. Bütün dünyadaki, bütün dünyanın ekonomistleri, bütün dünyanın siyaset bilimcileri, tarihçileri o günler için parlak ekonomi diyorlar. İnşaat diyorlar, inşaat dönemi. Denk bütçe. Yerli üretim. Yerli üretime dönüş. Koruma, ithalatta koruma, gümrük tarife pozisyonları yeni uygulanıyor. Tabii. Ama buna rağmen de özel sektör ihmal edilmiyor. Özel sektöre düşmanlık yok. Milli burjuvazi yaratma var. Milli ekonomik yaşamı yaratma var. Ama ne zaman ki 1929 ekonomik krizi patlıyor. Yani meşhur, sizin de bildiğiniz gibi 24 Ekim 1929 Kara Perşembe. Müthiş. 24 Ekim Perşembe gününe denk geldiği için Kara Perşembe, Amerika'da borsa çöküyor ve bütün dünyada bir kriz oluyor. Bu kriz olunca tabii Türk ekonomisi inşa halinde,
yeni yapılanma halinde olan Türk ekonomisine büyük zararlar doğuyor. Ne oluyor? Bir defa Türk ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomi. Tarım ürünleri ihracatı duruyor. Katma değer de yaratmıyor. Değer de yaratmıyor. Efendim dış borçların taksitleri, dış borç bütün Osmanlı'nın borcunu Cumhuriyet ödemiştir yani. Dış borçların taksitleri geliyor, 1956 dayanıyor. 1956 yılına kadar. Evet, 1956 yılında bitti değil mi efendim? Şimdi işte orada soru sormaya başlıyor insanlar. Peki güzel, her şey güzel de biz sanayileşmede niye bu kadar ilerleyemedik? Tabii kolay değil, ilerleyemezsin ki. Onlar, diğer devletler 100 sene, 200 senelik bir geçmişleri var bu konuda. 10 senede bütün sanayi kuramazsın ki. Ama Sovyet Rusya'da sanayileşme, hızlı sanayileşme, hızlı büyüme, kalkınma. Şimdi 1922'de bizdeki milli gelir, fert başına milli gelir $50. İnsan başına $50 yani. Şimdi bu 23-37 yıllık dönemde Sovyet Rusya'nın büyük sıçramalar yapması Türk aydınlarının, Türk politikacılarının bağımsız ekonomi, bağımsız Türkiye düşüncesini öne çıkaran politikacıları ve aydınları etkiledi. Bunun üzerine bir durmalıyız dediler. Bu döneme, Cumhuriyet döneminin ekonomisine iki eleştiri var. Biri sol, sosyalist görüş, işçi hakları konusunda Cumhuriyet yöneticileri kurucu irade gerekli tedbirleri almamıştır. İşçi hakları eksik kalmıştır. Bugünün liberal görüşteki ekonomistleri ya da liberal görüşlü olanlar da Cumhuriyet döneminin ekonomisini devletçi ekonomi olarak eleştiriyorlar. Şimdi bunu baktığımız zaman doğru mu bu analiz? Efendim şimdi bakın, şimdi biz o zaman şunu görmemiz lazım. Ayranı yok. Bizim eski bir tabir vardır biliyorsun. Şeylerin, köylülerin. Ayranı yok içmeye. Ayranı yok içmeye ve atla gider bilmem nereye. Şimdi kardeşim $50. Fert başına düşen milli gelir $50. 12 milyon nüfus. Atölye yok. Yani bırak fabrika, atölye yok. Limanlar, demir yolları yabancıların elinde. Ticaret yabancıların elinde. İthalatı azınlıklar yapıyor. Her şey onların elinde. Şimdi böyle bir durumda biz bir ekonomi bağımsızlık kazanmışız. Bir ekonomi alanı inşa etmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yani 1923'ün, 1925'in, 1928'in, 1929'un koşullarını 2014 yılının koşullarının çerçevesinde değerlendirme yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. İşte yanlışlık buradan geliyor. Şimdi bu konunun üzerine eğildiler. Önce bir Ali İktisat Meclisi diye bir meclis kuruldu. Tarih işte 1930'lar, 30 başları. Yani bu 29 krizinden sonra. Dediler ki bu Ali İktisat Meclisi'ne siz bize, yani Yüksek Ekonomi Konseyi diyelim. Siz Türkiye'nin bugünkü şartlarda ve dünyanın o günkü ekonomik koşulları içinde ne yapmamız lazım geldiğine dair rapor hazırlayacaksınız. Bu Atatürk'ün direktifiyle oldu. Aynı günlerde Atatürk 1930'da Sanayi Kongresi'ni topladı. Bu Ali İktisat Meclisi bir rapor hazırladı. Sanayi Kongresi toplandı. Hemen Atatürk bir yurt içi gezisine çıktı. Dolaştı. 3 Mart 1931'de bir hükümete bir direktif yazıyor. Diyor ki bu şekilde olmaz, bu şekilde yürüyemeyiz, ciddi önlemler almak mecburiyetindesiniz. Ve 3 Ağustos 1930
Türk ekonomik yaşamı açısından önemlidir. Çünkü demiryolu Sivas'a dayanıyor. Sivas'a kadar demiryolu inşaatı bitiyor. Sivas'ta demiryolunun açılışında İnönü'nün başbakan, İnönü, Atatürk'ün sağ kolu diye kabul ettiğimiz en yakın çalışma arkadaşı İnönü şöyle bir şey söylüyor. Liberalizm, yani bugünkü liboşlara da sesleniyorum. Liberalizm, bu memleketin güç anlayacağı bir iştir, bir şeydir, bir kavramdır. Biz ekonomide ılımlı devletçiliği kabul etmek zorundayız diyor. Bir sarsıntı yaratan büyük bir konuşma. Bir müddet sonra Atatürk bu ılımlı lafını da kaldırıyor. Nerede kaldırıyor? Meşhur Medeni Bilgiler kitabı. Zaten bu kitap Atatürk'ün bizzat kendisinin yazdığı bir kitap olduğu artık ortaya çıktı. Hatta el yazısıyla şeylere de çıktı meydana. Bakın orada diyor ki, toplumumuz henüz gençtir. Cumhuriyetimiz henüz gençtir. Geçmişten kendisinden biraz kalan işler çok zordur, büyüktür. Biraz önce konuştuklarımız özetliyor. Ekonomik işlerde, bakın, ekonomik işlerde sadece kişilerin girişimlerini beklemek doğru olamaz. Önemli büyük işleri, sanayi, fabrikaları devlet üzerine alıp kurmak ve yürütmek zorundadır diyor. İşte orada karma ekonominin tarifini yapıyor. Yani demiyor ki bütün özel sektörü siliyoruz, hayır. Yok, stratejik. Stratejik diyor devlet. Alanlarda devlet. Biz diyor bekleyemeyiz. Hani eski bir laf var ya, akan suyun yanında bir testi varmış. Şair ne dedi? 40 yıl o testi diyor, o testi eğer orada durdukça hiç kimse o testi gelip suyun altına koymuyor. Testi orada duruyor, su akıyor. 40 yıl dolası değil diyor. O testi orada durdukça 40 yıl dolası değil. Ne yapması? Birisinin o testi alıp öncülük yapması lazım. Öncülük yapması lazım. Devlete, ekonomide i̇şte öncülük yapması. İşte Atatürk de diyor ki ben diyor bekleyemem diyor. Bu ithal ikamesi. Bütün her şey ithalat. Efendim toplu yine bile ithalat. O zaman diyor biz bunları yaratmak zorundayız. Tasarruflar yabancıya gidiyor. Evet. Sanayin yok, üretmiyorsun, aynen. Yerli malı yani, kullanamıyorsun. Dikkat ederseniz çok güzel bir özet yaptık yani. Bir giriş özeti yaptık. Evet, yani olanlar çok olağanüstü şeyler var. Onların evet. Ayrıntısına girmeye vaktimiz müsait değil. Ama Atatürk dönemi ya da Cumhuriyet'in 10 yılındaki ekonomik mucizelere baktığımız zaman şartları da bir yana koyduğumuzda, evet. Bugüne geldiğimizde hemen hemen aynı şartlar. Osmanlı'dan gelen şartlar. Dış borçlar, kapitülasyonlar diyelim ki ayrıcılıklardır. Bugün de sıcak paranın bizi işgal etmiş olması var. 400 milyar dolar dış borcumuz var. Her şeyimizi özelleştirmişiz. Özelleştirilecek bir şey kalmamış. Sanayi üretiminden vazgeçmiş, üretim ekonomisinden evet. Vazgeçmiş, tüketim ekonomisi. Sanki Osmanlı döneminin son yıllarını yaşıyoruz gibi. Şimdi efendim, İşte şimdi affedersiniz yani biraz kendimizi şey yapalım. Bu küresel kriz kitabında bundan anlattık biz. 1991 dünya ekonomi ve siyaset yaşamının bir miladıdır. Çünkü orada Sovyet Rusya yıkılıyor. Sovyet Rusya yıkılınca liberal ekonomi büyük bir şey kazanıyor. Zafer kazanıyor. Ve diyorlar ki bu bir milattır diyorlar. Berlin Duvarı'nın yıkılışı bir milattır diyorlar. Ne oldu ondan sonra? Efendim küreselleşme, globalleşme, her şeyi açın. Yabancılar gelsin. Para gelsin. Ama sen oraya gidemiyorsun. Bütün iktisadi devlet teşekküllerini satacaksın. Baskı yaptılar üzerimize.
Ama kendileri satmadılar. Bakın bugün dünyada dünyanın en büyük kiti, kamu iktisat teşebbüsü Amerika'dadır. Şimdi beni dinleyiciler, benim dinleyicilerim şu anda ulusal kanalı izleyen, bizi izleyenler şunu söyleyebilir. Ya Alev Coşkun ne diyorsun sen? Liberal ekonominin lideri, süper güç. Para ekonomisi. Para ekonomisinin her yerde küreselleşmeyi, globalleşmeyi, her şeyi açın, ben geliyorum diyen Adam Smith'in bırakın geçsinler, bırakın yapsınlar prensibini uygulayan Amerika'da kit özgürlük olur mu? Bilir. Kamu iktisat teşebbüsü olur mu diye sorabilirler. Evet, ispat edebilirim. Bu kitapta var. Dünyanın en büyük kiti Tennessee Valley Authority, Türkçesi Tennessee Vadi İdaresi. Büyük elektrik enerjisi üretiyor. Nükleer enerjisi var. Sulama kanalları var. 33 tane barajı var. O barajlar aynı zamanda ulaşım sistemini uyguluyor. Tennessee bölgesinde. Bugün dünyada ilk 10'a giriyor elektrik üretiminde. Şu kadarını söyleyebilirim. Bugün Türkiye'nin tam son rakamları bilmiyorum ama 36 bin megawatt elektrik ürettiğimizi sanıyorum veya o civarda. Sadece Amerika'daki bu kit, kamu iktisatı %100 devletin, dikkat edin, %100 devletin bu kit aynı miktarda elektrik, megawatt elektrik üretiyor. Ne zaman kuruldu? İşte bizim Atatürk'ün 1930'larda, 33'lerde kitleri, kamu iktisatçısı kurdukları dönemde Amerika'da Franklin Delano Roosevelt Cumhurbaşkanıydı. O da ben devletçi ekonomiye önem veriyorum dedi. Bu kitleri kurdu. O kit hala yaşıyor. Bizimkiler hepsi satıldı. Sizin dediğiniz gibi. Hepsi satıldı. Teker teker. Sümerbank, Etibank hepsi satıldı. Bütün Cumhuriyet'in bütün kazananları gitti. Ya acaba satarak mı intikam almıyor? Satarak intikam almıyor. Boşluğu. Efendim şöyle. Biz bilinçli değiliz. Yani. Neden şimdi o başbakanlar. Mesela bir tane hatırlıyorum. Bir tane başbakan vardı. Sarı saçlı bir hanımefendi. Tansu Çiller son bir tane fabrikayı sattı demiryolu. Orada sattıktan sonra dedi ki son dünyanın son sosyalist ekonomisini de bitirdik dedi. Ya sen ne diyorsun kardeşim? Ne alakası? Bugün Fransa'da Renault dünyanın ilk beşine giren araba sanayinde ilk beşe giren Renault şirketinin %17 hissesi Fransız devlet hazinesinin altın hisse. Bugün İtalya'da Eni ve İri, yani bu petrol, doğalgaz, petrokimya üzerinde çalışan tamamen %100 devletin. İşte söylüyorum. Hatta Amerika'da bu Tennessee Vadi İdaresi'ni devletleştirme, yani bunu özelleştirmek istediler. Orada yaşayan halk ayağa kalktı. Sattırmayız dedi. Tabii Amerikan halkı millicidir. Millici tabii. Biz ulusalcılık tükaka. Biz ulusalcılık tükaka, ulusalcılığı ırkçılık gibi tarif ediyorlar bizde. Halbuki ulusalcılık ekonomik milli çıkarların korunmasıdır. Evet. İkaz geliyor, süremiz dolmuş, biz fark etmedik. Yani güzel bir şey. Son olarak son cümle olarak. Evet. Adrenalinizi yükseltecek ama Atatürk gerçekten diktatör müydü? Ekonomide de diktatör müydü? Efendim, Atatürk hiçbir zaman diktatör değildi. Bunları nasıl başardı böyle? Diktatör olmadı. Atatürk bunları politikayla başardı. Atatürk bunları ikna ederek başardı. Sabırlı ikna. Tabii. Ben size bir örnek vereyim. 1930 hani diyoruz ya büyük kamu iktisat teşebbüsleri, sanayi, Sümerbank kuruluyor, Etibank kuruluyor falan. Peki bu nasıl oldu? Bunun finansmanı nasıl gerçekleşti? Amerika'ya gittiler, Amerika'dan para alamadılar. İngiltere'den para alamadılar. Avrupa'dan para alamadılar. İnönü Moskova'ya gitti. Sovyetlere gitti. Bir anlaşma imzaladı. Orada 10-15 gün kaldı. Sonunda bir anlaşma imzaladı. Geri döndü.
bir ufak anekdotu anlatıp bağlayacağım. Şimdi İnönü dönüşte çok böyle şey, mutlu. Fakat İngiliz Büyükelçisi Moskova'daki bu Sovyetlerle yapılan ekonomik anlaşmayı merak ediyor. Duyumlar var, o duyumları biliyor, merak ediyor ve Cumhurbaşkanı şeyden başbakandan randevu alıyor. Randevu alıyor. Randevunun sonunda konuşmalar yapıyorlar. Diyorlar ki, diyor ki çok merak ediyorum diyor. Nasıl bir anlaşma? Vallahi diyor 8 o günün parasıyla 8 milyar altın para alacağız diyor. Evet. İşte diyor teknik yardım alacağız. Evet. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. İngiliz tabii bu işleri bile. İngiliz diyor ki peki nasıl ödeyeceksiniz bunu diyor. 20 yılda ödeyeceğiz diyor. Taksitlerle diyor. E peki bu parayı nasıl bulacaksınız diyor. Ben para ödemeyeceğim ki diyor İnönü. Ruslarla yaptığımız anlaşmaya göre diyor biz diyor bu aldığımız paranın karşılığını tarım ürünleriyle ödeyeceğiz diyor. Takas yapacağız diyor. Bakın görüyor musunuz? İşte milli çıkar bu. İşte Cumhuriyeti kuranlar böyle insanlar. Cumhuriyeti kuranlar böyleydi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Atatürk döneminin uzmanı olarak ekonomiye de değindik. Rica ederim. Güzel oldu. Efendim ben teşekkür ediyorum. Böyle bir bu hafta Cumhuriyet ve Atatürk haftasında Atatürk'ün döneminin o parlak ekonomik dönemi ve karma ekonominin ileriye gittiği ve bütün dünyada örnek olarak gösterildiği bu dönemi kısa da olsa bu haftanın izleyicilerimize anlatmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi günler.